Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, takvamızın artmasına, ahiret azığımızın ziyadeleşmesine, Ruz-u mahşerde yüzümüzün ak olmasına vesile eylesin. Yüce Rabbim, bu gayretlerimiz sayesinde sebebiyle çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi istikamet üzere yürüyen, cennete doğru koşan bahtiyar kullarından eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan Rabbim bizi de aile bireylerimizi de ebediyen muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, okunan ayeti kerimelerde Rabbimiz neler buyurdu? Bir görelim. Bedir Muharebesi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanına geliyor. Bakıyor ki karşıda bin tane savaşı çok iyi bilen müşrik kocamanları ve havanesi var. Dönüyor kendi elemanlarına bakıyor. 300 küsür kişi. Bir de onlar hazırlıklı geliyorlar. Savaş teknolojisi açısından o günkü şartlara göre. Müslümanlar da öyle hazırlık, o kadar hazırlık imkanı olmamıştı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz manzarayı görünce çadırına girdi. Ellerini kaldırdı. Yumdu gözünü, açtı ağzını. Başladı yalvarmaya. Hatta öyle yalvardı ki ellerini böyle kaldırdı. Sırtındaki cübbesi arkaya doğru düştü. Uzun bir süre orada kaldı. Gözyaşı dökerek, ağlayarak "Ya Rab" dedi. "Burada bir avuç sana inanan ve sana ibadet edenler var. Bunlar da helak olursa bu arzda sana secde edecek kimse kalmayacak. Ne olursun Allah'ım, bu düşmanlar karşısında bizi galip kıl" der. Bir taraftan da gözlerinden akan yaşlar mübarek sakalından damlıyordu. Kendisinden geçmişti. Öylesine dua ediyordu ki cübbesinin omuzundan düştüğünün bile farkında değildi. Uzun süre çadırda kaldığını görünce Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz içeri girer. Bakar ki cübbesi sırtından düşmüş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini acayip şekilde kaptırdığını, bir taraftan gözyaşı dökerek yalvarmaya devam ettiğini görünce Aleyhissalatü vesselam Efendimizin cübbesini omuzuna koyar. "Ya Resulallah, Allah senin duanı boşa çıkarmaz." Aleyhissalatü vesselam Efendimizi çadırından dışarı çıkarır. Neticede muharebe başlamış olur. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Es-Sa'idu Billah "Seyuhzemul cem'u ve yuvallûne dubur." Yani ey Müslümanlar, Habibim, o karşınızda gördüğünüz o topluluk hezimete uğrayacaktır. Arkalarını dönüp kaçacaklardır diyor. 300 kişi, 1000 kişi. "Seyuhzemul cem'u ve yuvallûne dubur." Onlar mağlup olacak, geberenler geberecek, diğerleri kaçıp gideceklerdir. Mağlup olacaklardır, hezimete uğrayacaklardır. "Belis sa'atu mev'iduhum ve sa'atu edha ve emar." Habibim, ey müminler, buradaki mağlubiyetleri bir şey değil. Onları kıyamet bekliyor. Onların asıl randevusu kıyamettedir. Ve çok acı bir azap çekeceklerdir. Dayanamayacakları acı bir azap çekeceklerdir. "İnnel mücrimine fî dalâlin ve su'ûr." Şüphesiz peygambere kafa tutan, Allah'a isyan eden, şirkle,
hayatını kirleten mücrimler apaçık bir dalalet ve sapıklık içerisindedirler ve kendilerini perişan edecek, çatır çatır yakacak ateşin içerisinde olacaklardır. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ Yarın ahirette onlara uygulayacağım cezayı şimdiden size söylüyorum. Yüzleri üzerinde ateşte çekeceğim cehennem ateşinde yüzleri üzerinde çeke çeke onları süründüreceğim ve o şekilde onlara ceza vereceğim. ذُوقُ مَسَّ سَقَرْ Bir taraftan da onlara görevli meleklerim, haydi cehennemin tatlı azabını tadın bakalım, ne kadar tatlı görün bakalım. Peygamber'e kafa tutmak, Müslümanları ezmek, onlara zulmetmek, Allah dedi diye, La ilahe illallah dedi diye, Ahad, Ahad, Allah bir dedi diye, onlara zulmetmenin ne demek olduğunu şimdi faturasını ödüyorsunuz diyeceğiz onlara, diyor Allah Celle Celaluhu. İnne külle şeyin halaknahu bi kadar. Biz her şeyi bir kaderle yarattık, diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun iki türlü manası vardır. Gerçekten Cenab-ı Hak her şeyi kendine has bir özellik içerisinde yaratmıştır. Tavukta olan özellikler horozda yok, horozda olan özellikler tavukta yok. Keçide olan özellikler koyunda olmaz, koyundakiler keçide olmaz. Bir koyunu ne kadar, bir kuzuyu ne kadar beslerseniz besleyin, bir dana gibi, camus gibi olmaz. Efendim, dolayısıyla her varlığı Cenab-ı Hak kendine has özellikler içerisinde yaratmıştır. Gözde bir et parçası, burunda bir et parçası, kulakta bir et parçası, dilde bir et parçası. Ama dili Cenab-ı Hak kendine has özelliklerle yaratmıştır. O tat alma işini yapıyor. Gözü Cenab-ı Hak öyle bir özellikle yaratmış ki o da görme işini görüyor. Et parçası, et parçası. Burun da bir et parçası ama Cenab-ı Hak onu bir takım ölçülerle belli kriterlerde yaratmıştır ki o koku alma işini görüyor. Velhasıl İnsan vücudunda ve kainatta her şeyi Cenab-ı Hak bir ölçü içerisinde, bir plan içerisinde yapmıştır. Hem de ne plan, ne mükemmel plan. Armudun yaprağı ile elmanın yaprağı aynı değildir. Efendim, kızıl ağacın yaprağı ile kestanenin yaprağı aynı değildir. Yapraklarına, tatlarına, renklerine varıncaya kadar nasıl bir fabrikadan çıkıyor ki? Yani kestane ağacının yaprakları hep aynı yeşillikte. Efendim, kiraz ağacınki ayrı, meyveler, sebzeler hepsi böyle. Her şeyi biz böyle bir ölçü içerisinde yarattık. Ayrıca inna külle şeyin halaknahu bi kadar. Cenab-ı Hak her şeyi bir kader içerisinde yaratmıştır. Kader dediğimiz nedir? Cenab-ı Hak ezelde takdir etmiş olduğu, bildiği şeyleri şu tarihte, şu gün şöyle olacak, böyle olacak diye kader diye inandığımız bu ayeti kerimeyle de ispat ediliyor. Ve neticede diyor ki Cenab-ı Hak, وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Kullarım, beni bilmenizi isterim. Nasıl bileceksiniz beni? Benim, bizim işimiz. Bir yeri helak etmek mi isteriz? Var etmek mi isteriz? Ne var etmekte ne de yok etmekte bizim asla sıkıntımız yoktur. Göz açıp kapatıncaya kadar bir sürede yapmak istediğimizi yaparız. Yıkmak istediğimizi yıkarız. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kün feyekûn. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir şeyi yapmaya karar verdiği zaman ol der, oluverir. Ol demek yani, ol demek ne kadar zaman alıyor? Çok kısa zaman ifade eder ol. Daha kısa zamanda Cenab-ı Hak istese kainatı yaratır. Kainat gibi kaç tanesini isterse yaratır. Yok ol derse, olma derse yok olur ol dem hemen demişlerdir. Peki böylesine gücü, kuvveti olan Allah Celle ve Ala Hazretleri istese Gazze'yi halleder. Amerika'yı da halleder. Efendim Çin'i de halleder. Rusya'yı da halleder. Hepsini halleder. Şimdi kıymetli dostlar, bir tane Allah dostu müridanından bir tanesi demiş ki, efendim, sultanım, ben kaç senedir sizin rahle-i tedrisatınızda işte adam olmaya çalışıyoruz. İnsan-ı Kamil'in yanında ders almaya çalışıyoruz. Fakat bir türlü ibadetlerimin kabul edildiğine dair, mesafe kat ettiğime dair bir zuhurat göremedim.
Ne dersiniz, ne buyurursunuz? Demiş ki evladım, Allah'ın işine hiç karıştırma. Nasıl yani dedi. Yani Allah Celle Celaluhu bir iş yaptı da, ya şöyle olsaydı dedin mi? Biraz düşündü. Dedi ki, ya geçenlerde yağmur yağıyordu, şu taşlık yere yağdı. Halbuki öbür tarafta tarlalar vardı, oraya yağmıyordu. Dedim ki ya bu yağmur niye taşlık yere yağıyor da efendim tarlaya yağmıyor, tarlanın yağmura, suya ihtiyacı var, taşlığın suya ihtiyacı yok. Böyle bir şey aklından geçti. İşte evladım dedi, Allah'ın işine karışırsan böyle olur dedi. Yani Cenab-ı Hak nereye yağdıracağını bilmez mi? Şimdi burasını iyi bilmek lazım. Biz baktığımız zaman işte şu duvarın içerisini görüyoruz, odanın içerisini görüyoruz. Duvarın arkasını görmüyoruz. Camdan baksak nereye kadar görürüz? Görebildiğimiz kadar görürüz. Ama Allah Celle Celaluhu bakarken yerleri, gökleri, insanları, cinleri, içini, dışını, her şeyi görüyor ve biliyor. Dolayısıyla onun verdiği karar en doğru karardır. Nerede ne olması gerekirse onu o şekilde yapar. Bir şeyh efendi müritlerini toplar. Müritlerinden bir tanesini biraz fazla sevdiğini diğerleri çekemezler. Yani hoca efendi buna fazla itibar ediyor. Halbuki bu da çok da zeki bir insan değildir yani. Bizim nazarımızda da o kadar değerli değildir dedikleri şeyh efendinin sevdiği, biraz daha fazla sevdiğini izhar ettiği kişiyi çekemediklerini görür. Hepsini toplar. Der ki evladım, şimdi ben size bir soru soracağım. Bu soruyu herkes kendi durumuna göre cevap verecek. Kimse kimsenin tesiri altına kalmayacak. Başladı birincisine. Dedi ki Cenab-ı Hak sana sahip olduğu yetkiyi devretse, kainatın sevku idaresini sana verse ne yaparsın? İşte başladı. Dağları vadi yaparım. Efendim taşlıkları mera yaparım. Bir şeyler söyledi kendisine göre. Öbürüne sordu. Dedi denizler karalardan fazladır. Denizleri azaltır, karayı çoğaltırım. Dağları altın yaparım. Birisi dedi ben herkesi zengin yaparım. Hiç fakir bırakmam. Birisi başka şey söyledi. Gele gele o dervişe sıra geldi. Sevdiği dervişe sıra geldi. Dedi ki evladım bir de sen söyle bakayım dedi ne yaparsın? Dedi efendim sultanım şimdi nasılsa aynısını yaparım dedi. Şimdi nasılsa aynısını yaparım dedi. Dedi ki o cevabı verince herkes birden böyle kulakları düştü. Asıl cevabı, doğru cevabı bu verdi dedi. Şimdi diğerleri ben olsam şöyle yaparım diyenler ne demiş oldular? Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığını biz beğenmedik yani. Ben olsaydım böyle yapardım demiş oldu. Asıl sevilen derviş ne dedi? Şimdi nasılsa öyle yaparım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak her yaptığının önünü, arkasını, sağını, solunu, içini, dışını biliyor. Şimdi kıymetli dostlar, Gazze'de bu kadar kardeşimiz hunharca katlediliyor. Gerçekten acıyoruz. Acımak da bizim görevimizdir. Ve acıdığımızdan dolayı da ellerimizi kaldırıp dua etmek, gözyaşı dökmek, o da bizim görevimizdir. Bu hadiseler karşısında üzülmeyen, gözyaşı dökmeyeni Cenab-ı Hak ayrı kayıt yapıyor. Ağlayıp gözyaşı dökeni ayrı bir kayıt yapıyor. Yani onlar orada imtihan veriyor, biz de burada imtihan veriyoruz. Biz bu durum karşısında elimizdeki imkanları seferber ediyor. Ne kadar etkileniyoruz, ne yapıyoruz diye elbette biz de bunun sınavını veriyoruz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Gazze'de efendim hunharca katledilen kardeşlerimiz gözünü yumduğu andan itibaren nerededir? Cennettedir. Cennette ne yapıyor? Yurzakun inde rabbihim diyor ayet-i kerimede. Rablerinin yanında rızıklandırılıyorlar. Yeme içmeye başladılar. Yurzakun diyor, rızıklandırılıyorlar. Onlar cennette yemeye içmeye başladılar diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ferihine çok sevinmişlerdir, mutludurlar. Bima atahumullah. Allah-u Teala'nın onlara verdiği o güzellikler sebebiyle son derece mutludurlar, bahtiyardırlar diyor. Öyleyse zalim zulmetmiş. Ama Habibun Neccar'ı zaman zaman siz dostlarımızla paylaşmıştık hatırlarsınız. Habibun Neccar Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında anlatılıyor.
İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçileri işte dövmek, öldürmek istediler. Geldi Habib-i Neccar, etmeyin, gitmeyin falan dedi. Ben dedi, sizi yoktan var eden, bizi yoktan var eden Allah'a neden ibadet etmeyelim deyince, vay sen de mi iman ettin dediler. Ve o Habib-i Neccar'ı orada taşlayarak, kafasını, gözünü yararak öldürdüler. Şimdi biz o hadiseyi görsek ortada, kayalarla, taşlarla öldürülen, yerde ağzı, burnu kan akan, her tarafı kan akan, acınacak halde bir insan var. Ey, bu adamı ne hale getirdiler, ne zalim bunlar. Doğrudur, ne zalimler bunlar. Ama Cenab-ı Hak bunu anlatırken diyor ki, قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ O Habib-i Neccar öldürüldü. قِيلَ bizim tarafımızdan ona denildi ki, اُدْخُلِ الْجَنَّةِ Hadi gir cennete. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfası. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ Girdi cennete ve cennette konuşmaya başladı. Ne diyor şimdi Habib-i Neccar? Öldürüldü. Diyor ki cennette, يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ Ah be, bu beni öldürenler var ya, keşke bana Cenab-ı Hakk'ın nasıl muamele yaptığını görselerdi, bilselerdi. Bilselerdi, onlar da iman etselerdi, bu bataklıktan kurtulsalardı diyor. Bakın, yani Habib-i Neccar şimdi şehit oldu, öbür tarafa gidince beni öldürenler gebersinler, kahrolsunlar demedi. Ah keşke benim Cenab-ı Hak tarafından ne muamele gördüğümü bilselerdi de onlar da iman edip bu güzellikten istifade etselerdi diyor. İşte aynı şekilde Habib-i Neccar nasılsa Gazze'deki şehitlerin manzarası da öyledir. Bizim vazifemiz mümin kardeşlerimize elbette sahip çıkmaktır. Ama ortada olup bitenlerin bir sadece olup bize taalluk eden kısmını görüyoruz. Perde arkasındakini görmüyoruz. Kim bilir? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Gazze'de akıtılan bunca çocuk, kadın, mazlum insanların ve mücahitlerin kanları üzerinde belki Filistin'in tamamını kurtaracaktır. Belki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu oradaki o ciddi mücadelenin karşılığını dünyada çok farklı olarak Müslümanlara verecektir. Allah'ın işine karışılmaz. Bizim elimizde yetki olsa nasıl yapardık? Allah-u Teala bugün nasıl yaptıysa aynısını yapardık. Cevabı en doğru cevaptır. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Yani göz açıp kapatıncaya kadar zaman en kısa zamandır. Biz bir şey yapmak istediğimiz zaman gücümüz nihayetsizdir. Bu kadar kısa zamanda bunu gerçekleştiririz. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعِكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kafirlere, müşriklere, ya sizin benzerleriniz geldi geçti dünyada. Hepsini ben geberttim. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, bunlar hepsi geldiler, isyan ettiler, geberdi, gittiler. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Düşünen var mı? Düşünen var mı diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yani düşünmelisiniz demektir. Ve kullu şeyin faaluhu fi zubur. Onların yaptığı her şey amel defterlerinde mevcuttur. Yarın ahirette geldiklerinde buyur kulum sen dünyada bunları yaptın diye kendilerine sunulacaktır. Ve kullu sagirin ve kebirin müstatar. Her küçük büyük ne yapmışlarsa hepsi satır satır yazılıdır. Bir tane eksik yoktur. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ Şüphesiz hayatı sürdürürken takva sahibi olanlar, Allah'tan korkarak yürüyenler, mayın tarlasında yürür gibi dünyada yürüyenler, aman gözüm harama kaymasın, aman dilim yalana kaymasın, aman elim harama tutmasın, haram lokma yemeyeyim deyip mücadele edenler fi cennetin onlar da cennetler içerisinde olacaklardır. Ve neherin ve genişlik içerisinde, nehirler arasında, parlaklık içerisinde, güzel bir hayat içerisinde olacaklardır diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ Gerçekten dört köşe razı olacakları, tamam Allah'ım yok bundan ötesi diyebilecekleri bir mekanda olacaklardır. عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Her şeye gücü yeten, kainatın sahibi olan Allah'ın nezdinde olacaklardır. Şimdi kıymetli dostlar,
Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu melekleri var. Bu melekler içerisinde mukarrab melekler var. Mukarrab melekler demek Allah'a çok yakın olan melekler. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam gibi. Muttaki insanlar, yani takva sahibi olan insanlar, harama helale dikkat eden, kulluk vazifelerine dikkat eden insanlar, yarın ahirette inde meliki muktedir. Yani Allah'a mukarrab, cennete giren insan, cemalullah'ı seyreden insan, Cenab-ı Hakk'ın en yakın dostlarından olmuş oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak haftada bir kendisini Zat-ı Paki Sübhaniyesini göstermiş oluyor. Cennet-i Ala'ya kendisini yerleştirmiş oluyor. Firdevs cennesine yerleştirmiş oluyor. Dolayısıyla Allah'a mukarrab olan, Allah'a yakın olan kullar arasında yerini almış oluyor. Kim? Muttaki, takva sahibi olan insanlar. Takva sahibi demek, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, dilini haramdan ve yalandan, gözünü namahremden, kulağını yanlış şeyleri dinlemekten, ayağını yanlış yerlere gitmekten, elini yanlış şeylere tutmaktan, yanlış imza atmaktan, yanlış şeyleri mesaj olarak göndermekten, yazmaktan, çizmekten, Allah'tan korktuğundan dolayı men eden insana muttaki insan denir. Yani bu insan kendisini koruyor, bu insan kendisini muhafaza ediyor, ateşten koruyor, efendim şeytana uymaktan koruyor. Bu hassasiyeti gösteren insanlara Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben yarın onları mukarrab melekler gibi kendime yakın kılacağım, çok razı olacakları cennetlere yerleştireceğim, nehirler arasında, bağ ve bahçeler içerisinde, yeşillikler arasında efendim gel keyfim, gel yapacaklar müjdesini veriyor. Ve Er-Rahmanu allemel Kur'an diye devam ediyor. Er-Rahmanu allemel Kur'an, Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki, Rahman Teala kullarınız çok ziyade acıyan, size de çok merhamet eden Allah Celle Celaluhu allemel Kur'an, merhametinden dolayı, size çok acıdığından dolayı Kur'an-ı Kerim'i size talim etmiştir. Şimdi kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme öğretti. Sahabe-i kiram da Ridvanullah aleyhi ve sellem gelen ayetleri ezberlediler. Bir taraftan yazdılar. Günümüze kadar bu ayetler orijinal şekliyle geldi. Kıyamete kadar da bu ayetler orijinal şekliyle devam edecek. Ayetlerde tarif yapılması mümkün değildir. 1400 senedir bir kelimesi değişti mi? Hayır. Bir harfi değişti mi? Hayır. Bir noktası değişti mi? Hayır. 1400 senedir değişmediğine göre bundan sonra da değişemez. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in düşmanları çok. Kur'an-ı Kerim'in düşmanları, İslam'ın düşmanları çok olduğu halde bir harfi, bir noktası, bir kelimesini değiştirilmemesi ilahi garanti altına olduğundan dolayıdır. Aynı şey Tevrat için söz konusu değildir. İncil için söz konusu değildir. Kaç çeşit nusası vardır? Efendim kaç türlü İncil, kaç türlü Tevrat vardır? Dolayısıyla Cenab-ı Hak o garantiyi o kitaplara vermedi. Sadece Kur'an-ı Kerim'e bu garantiyi verdi. Hele hele bacak kadar çocukların Kur'an-ı Kerim'i ezber bilmesi, Kur'an-ı Kerim üzerinde oynama yapılmasına engel teşkil eden en güzel, en önemli sebeplerden birisidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, mutlaka orada hafız çocuk, kadın, erkek, genç insanlar vardır. Hafız olan insanlar vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de en ufak bir yanlış, değişiklik ezber bilen insanlar tarafından da kolayca keşfedilir. Ve bugüne kadar böyle bir şey de olmamıştır. Şimdi Rahman Teala Kur'an-ı Kerim'i talim etti, öğretti. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını öğrenmek elbette bu birinci kademedir, birinci mesafedir. Ancak kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği gerçeklerdir asıl Cenab-ı Hakk'ın bizlere öğrettiği. Yani şimdi çok açık bir şekilde birkaç tane somut örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim yalanı haram kıldı mı? اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَادِبِينَ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَادِبِينَ Allah'ın laneti yalancılar üzerinedir. Allah'ın laneti yalancılar üzerinedir. Gelin bir araya gelelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım şeklinde ayet-i kerimeler var. Yani en büyük haramlardan birisi yalandır. Kur'an-ı Kerim bize yalanın haram olduğunu öğretince bunu diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben yalanı size yasakladım ya, merhamet ettiğimden dolayı size yalanı yasakladım diyor. İçkiyi mi yasakladım size? Ben merhamet ettiğimden, size acıdığımdan dolayı size içkiyi yasakladım. Namazı mı farz kıldım size? Gerçekten ben sizi acıdığımdan namazı size farz kıldım. Şimdi vatandaş diyor, geliyor. Diyor ki hocam nikahımı kıy diyor. Tamam kıyalım nikahını diyorum. Ondan sonra soruyorum ne iş yapıyorsun?
diyor ki oto tamircisiyim diyor mesela. Güzel diyorum. Peki diyorum, beş vakit namazını kılıyor musun? İşte hocam dedi, işte, tam kılamıyorum dedi. Yani dedim mesela, cumaları falan mı dedim kılıyorsun? Cumaları kaçırmıyorum dedi. Kıymetli dostlar, bir oto tamircisi diyelim. Mesleği siz değiştirebilirsiniz. Bir ayda ne kadar maaş alır? Alsın 30 bin lira. Hadi olsun 40 bin lira olsun. 40 bin lira, 50 bin lira olsun. Tamircisi, 50 bin lira olsun. O da bir ayda. Senede 500 bin lira yapsın. Efendim 600 bin lira yapsın. Hadi 1 milyon yapsın. Zam yaptık onu. Yılbaşında zam gelecek ya. Zamını şimdi yaptık. 1 milyon lira olsun. Bakın arkadaşlar, mübare yapmadan söylüyorum. Namazda Allahu Ekber deyip bir tekbir almak vallahi billahi ondan daha değerlidir. Sadece Allahu Ekber demek. Namazda dururken ellerimizi kaldırdık. Allahu Ekber dedik ya, iftitah tekbiri. Namazda iftitah tekbiri nedir? Farzdır. Doğru mu? Bir farz gerçekleştirmiş olur Allahu Ekber diyen insan. Şimdi bir Allahu Ekber dediğinde milyonlarca değerle ifade edilemeyecek bir mükafat Cenab-ı Hak hanesine yazıyor. Peki o zaman kıldığı namazın sadece Allahu Ekber'inde bu varsa, alimlerden bir tanesi şunu diyor. Ben diyor, kıldığım namazda dünyadaki bütün insanlar deseler ki senin bu namazına ortak olmak istiyoruz. Buyurun ortak olun derim. Çünkü bana da yeter, onlara da yeter diyor. Bana da yeter, onlara da yeter. Şimdi soruyorum. Bir insan namaz kıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın burada ne kârı var ki? Yani biz Cenab-ı Hakk'a ne vermiş oluyoruz? Bizim secdemize mi ihtiyacı var? Tesbihimize mi ihtiyacı var? Dağlar tesbih ediyor. Aylar, yıldızlar, güneşler tesbih ediyor. Şakıl taşları tesbih ediyor. Balıklar tesbih ediyor. Karıncalar tesbih ediyor. Allah-u Teala'nın tesbihe mi ihtiyacı var? Değildir ama bizim tesbihe ihtiyacımız var. O namazı Cenab-ı Hak farz kıldıysa, Kur'an'la bize bunun farz olduğunu bildirdiyse, niçin bildirdi? Bize merhamet ettiği için. 10 dakikada bir namaz kılıyorsun. 15 dakikada, 20 dakikada bir namaz kılıyorsun. Ömür boyu çalışan en zengin insanın elde ettiğinden çok daha fazlasını o 10 dakikada kazanmış oluyorsun. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın bize merhametidir. O namazı kılan var, kılmayan var. Ben 10 dakikamı buraya ayırdım mesela veya yarım saatimi buraya ayırdım, bu namazımı kıldım. Öbürü de televizyonun karşısında efendim dizi seyretmeye devam etti. Sonra namazdan sonra birleştik. Ben ne kaybettim, o ne kazandı? Ben ne kazandım, o neyi kaybetti? Bu arasındaki farkı görmek lazım. Allah'ın rahmeti bana tecelli etmiş oldu. Nedir o rahmeti? O 10 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde neler kazandım? Bir Allahu Ekber, sadece bir Allahu Ekber tekbiri. Bir rükû farzdır, bir secde farzdır. Yani bir rükû bir farz demektir, bir secde bir farz demektir. Her bir farz dünyalara bedel bir mükafatı celbeder. Onun için Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarının her birisini bu şekilde görmek lazım. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki, yalanı mı yasakladım? Hiç zorlanma. Zinayı mı yasakladım? Zorlanma. İçkiyi mi yasakladım? Zorlanma. Faizi mi yasakladım? Zorlanma. Bunların her birisinde senin için kanserden daha beter hastalık vardır. Felaket vardır. Altından kalkamayacağın kötü sonuçlar vardır. Sen bunlar yasakladım ki sana bu zararlardan kurtulasın diye. Acıdığım için ben sana bunları yasak kıldım diyor. Tepeden tırnağa kadar şöyle diyelim. Kur'an-ı Kerim'in, İslam dininin emirlerinin tamamı bizim menfaatimize ve bizim kârımızadır. Yasaklarının tamamı yine Cenab-ı Hak bize acıdığından, merhamet ettiğinden dolayı onları yasak olarak önümüze koymuştur. Uyan insanlar kazanacaktır, uymayan insanlar eyvah diyeceklerdir. Evveliniz, ahiriniz, insanların, cinleriniz, hepiniz toplansanız, en muttaki insan gibi olsanız, Ebu Bekir gibi olsanız radıyallahu anh, benim şerefime zerre kadar ilave yapmaz. Hepiniz toplansanız, en kötü insan gibi, Ebu Cehil gibi, Karun gibi, Firavun gibi olsanız benim şerefimden zerre kadar eksik olmaz diyor. Demek ki bizim yaptıklarımız, yapmadıklarımız, iyilikler, kötülükler hepsi bizimle alakalıdır. Cenab-ı Hakk'a kimse iyilik, kötülük yapmış olamaz.
Tepeden tırnağa kadar Cenab-ı Hak bize iyilik yapar. Bizim Allah-u Teala'ya iyilik yapma durumumuz yok. Zaten ihtiyacı da yoktur. Peki, Er-Rahmanu allemel Kur'an. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kullarım kıyamı unutmayın. Bakın ben size Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Bunu öğrettim size. Halakal insanı, insanı yarattı diyor. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim'i öğretildi yoksa insan mı yaratıldı sizce? İnsan yaratılmadan Kur'an-ı Kerim nasıl öğretecek? Önce insan yaratılmıştır, sonra Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Ama burada Cenab-ı Hak önce Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini söylüyor. Ondan sonra insanı yarattığından bahsediyor. İnsana verdiği bazı nimetlerden bahsediyor. Müfessirler diyorlar ki, burada Cenab-ı Hak şuna işaret ediyor. Ey insanoğlu, din olmadıktan sonra sen ne işe yararsın? Sende din yoksa, Allah'a saygı yoksa, Kur'an hayatında yoksa sen varlığınla yokluğun müsavidir. Yani insanın hayatında en önemli olan şey dini tarafıdır. Din olmadıktan sonra insanın diğer hayvanlardan bir farkı yok. Hatta o bir, her hayvanın kendine has özelliklerini hayvanlar icra ederler. Koyun koyunluğunu yapar. Koyun güzeldir. Kuzu kuzuluğunu yapar. O da güzeldir. Tavuk tavukluğunu yapar. O da güzeldir. Horoz horozluğunu yapar. O da güzeldir. Ama eğer insan kalkıp hayvanlık yaparsa insana o yakışmaz tabii. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Rahman Teala Kur'an-ı Kerim'i öğretti, insanı yarattı. Halbuki normal cümle nasıl beklenirdi? Allah-u Teala, Rahman Teala insanı yarattı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti beklenirdi. Öyle demedi, böyle söyledi. Önce Kur'an-ı Kerim'i talim, bize şu mesajı veriyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sizin hayatınızda Kur'an olmadıktan sonra sizin hayatınız hayat değildir. Siz insanlığınızı Kur'an'ın emir ve yasaklarıyla süslemedikten sonra, bu kriterlere uymadıktan sonra aynanın karşısına geçersiniz, insan olduğunuzu zannedersiniz. Kimliğinize bakarsınız, efendim muameleye bakarsınız, insan muamelesi görürsünüz. Hele bir inin aşağıya, bodrum kata bir inin, mezarın içerisine bir girin, münker ve nekir melekleri gelsin, insan mısınız, değil misiniz? O zaman göreceksiniz. Bir şeyle beraber bitireyim. Daha önce belki bunun müzakeresini yapmıştık. Bu Kemal Efendi var, meşhur. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bir kandil gecesinde, diyor ki, bir kadın geliyor bana. Diyor ki bana, hocam diyor, ben sizin vaazlarınızı, sohbetlerinizi dinliyorum. Ben bu yolda yürüyorum. Ama kocam her gün içiyor, içiyor. Namazda kılmıyor. Gel kocama biraz nasihat edin, belki hidayet bulur. Gittik birkaç defa diyor. Ondan sonra fakat adam vazgeçmedi. Yani içkiden, kumardan vazgeçmedi. Namaza da başlamadı. Bir gün adam ölüyor. Kadın geliyor. Diyor ki hoca efendi, hoca efendi diyor. Benim diyor beyimin diyor cenazesini sen yıkayacaksın, sen kıldıracaksın. Ya namaz dedi kızım. Namaz kılmaya başladım, yok. İçkiyi bıraktım, yok. Kumarı bıraktım, yok. Niye benim yıkamamı illa ısrarla istiyorsun? Hoca efendi, senden rica ediyorum. Evet, bu kötülükleri vardı ama sonuçta Müslümandı yani, inkar etmezdi falan. Diyor ki hoca efendi, sırf bu kadının hatırı için cenazesini kıldım diyor. Neyse defin yaptık diyor. Aradan bir kandil gecesiydi. Kandil gecesinde ben camide kaldım. Sabaha kadar camide kaldım. Baktım ki sabaha doğru caminin kapısı tak tak vuruldu. Kadın böyle çok telaşlı bir şekilde geldi. Kadın dedi ki hocam, hocam ben bu akşam mübarek gecedir diye uyumayayım. İbadetle seccade üzerinde sabaha kadar tesbih ile meşgul olayım. Namazla, dua ile meşgul olayım dedim. Kızımı da yanıma aldım. Ve uzun süre kızım da benimle ibadet etti. O dayanamadı, uzandı. Ben dedi ibadete devam ettim, devam ettim. Gecenin sonuna doğru ben de kendimden geçtim dedi. Kendimden geçince kocamın mezarlığında gördüm kendimi. Baktım ki mezarlık benim kocamın mezarlığı. Dediler ki bana kocanı görmek ister misin? Dedim isterim. Hemen bir delik açıldı. İn aşağı dediler. İndim aşağı. Böyle koridor var. Sağda solda mezarlar var. Dediler ki bana git. Devam et. Gittim biraz daha. Devam et dediler bana. Bir noktaya geldik. Sağ taraftaki mezar senin kocanın mezarı dediler. Sağ taraftaki kişi senin kocandır. Bir baktım ki kocaman bir öküz. Boynunda zincir var.
Dedim benim kocam öküz değildi. Benim kocam öküz değildi. Şöyle bir ses geldi. Siz onları insan mı sandınız? Siz onları insan mı sandınız? 3 defa bu söz söylendi. Baktım dedi kafasına zincirli. Kafası benim kocama benziyor dedi. Acıdım şöyle kafasına bir tuttum gözyaşlarımla. Boynundaki zincir koptu. Trak diye yere düştü. Uyandım dedi ben dedi. Şey burada bitti dedi. Bu neyin nesiydi dedi. Daha şeyden seccaden üzerinden kalkar kalkmaz Hoca Efendi'ye gidip bu bilgiyi verdi. Şimdi ne diyorlar? Siz onları insan mı sandınız diyorlar. Doğru mu? İşte yani dünyada şekil, hayat tarzı, imkanlar vesaire koyalım bir tarafa. Yakında bodrum katı alacaklar. Hani eskiden şeyi alıyorlardı, zindana alıyorlardı. Alt katı bodruma indiriyorlardı. 40 tane vuruyorlardı, bir tane sayıyorlardı. Ondan sonra ifade alıyorlardı. Artık 2,5 metrekarelik bir mezara herkesi alıyorlar. Eğer adam gibi adamsa فَيُوَسَّعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ gözünün görebildiği kadar kabir ona genişletiliyor. Cennet bahçesi oluyor. Değilse çok kötü bir manzarayla karşı karşıya kalıyor. Şöyle toparlayalım kıymetli dostlar. Mevla diyor ki bize kullarım ben size bir takım emirler, yasaklar koydum mu önünüze? Gerçekten ben size acıdığım için külfet olsun diye değil, rahmet olsun diye. Zahmet olsun diye değil, rahmet olsun diye koydum. Bütün emir ve yasaklarıma rahmet gözüyle bakacaksınız. Eğer rahmet gözüyle bakarsanız, Rahman isminin tecellisi olarak bakarsanız, severek yaşarsanız, yaşadığınız takdirde cennette sizi bekliyor. Benim mukarrab kullarımdan olacaksınız. Ben size zatımı da göstereceğim. Cennette sonsuz nimetleri de vereceğim. Yok diye bir şey bulmayla karşılaşmayacaksınız. Aradığınız bir şeye ulaşmadığınız asla mümkün değildir. Her istediğinizi mutlaka bulacaksınız. Gençliğinizi daima koruyacaksınız. Efendim, sizin aile bireylerinizden salih olanları, imanda sizinle beraber olanları da cennette buluşturacağım. Mutluluğu sonuna kadar, sonsuza dek yaşayacaksınız. Müjdesini Cenab-ı Hak bizlere veriyor. Yüce Rabbim her birimizi emir ve yasaklara severek uyanlardan eylesin. Amin. Üzerimize, kalbimize çökmüş olan dünya sevgisini Rabbim kalbimizden ihraç eylesin. Amin. Aşkıyla, muhabbetiyle kalplerimizi tenvir ve ihya eylesin. Amin. Olmamız gerektiği gibi olmaya, sonunda imani kamil ile ölmeye her birimizi muvaffak eylesin. Amin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, çoluğunuzu çocuğunuzu hayırlı eylesin. Amin. Çocuklarınızdan yüzünüzü güldürsün. Amin. Eşlerinizden yüzünüzü güldürsün. Amin. İşlerinizden yüzünüzü güldürsün. Amin. Yüce Rabbim annelerinizden babalarınızdan yüzünüzü güldürsün. Amin. Damatlarınızdan gelinlerinizden yüzünüzü güldürsün. Amin. Rabbim damada ihtiyacı olanlara hayırlı damatlar, geline ihtiyacı olanlara hayırlı gelinler, eşe ihtiyacı olanlara hayırlı eşler, işe ihtiyacı olanlara da hayırlı İşler nasip eylesin. Amin. Güzel kardeşimizin kardeşi yoğun bakımda Rabbim ona da diğer bütün hastalarımıza da acil şifalar ikram eylesin. Amin. Evlenmeye ihtiyacı olan genç, ihtiyar kim olursa olsun Rabbim helal süt emmiş dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olabilecek hayırlı eşler nasip eylesin. Amin. Eşsizlik zordur. Hele yaşlandıktan sonra daha zordur. Başına gelenler bilir. Rabbim hepsine yardım eylesin. Amin. Gençlerimize de Rabbim istikamet üzere yürümeleri nasip eylesin. Şimdi bazen buradaki siz mütevelli dostlarımız işte aile bireylerinizden yaşlı işte babasıyla gelen var. Ayrı bir mutluluk duyuyorum. Bir de böyle hani gencecik süt gibi gençlerle gelenler var. Bu da ayrı bir güzelliktir. Rabbim bu gençlerimizin bahtını açık eylesin. Amin. Gayreti diniyelerini ziyade eylesin. Amin. Zamanın fitnesinden, fesadından her birisini muhafaza eylesin. Amin. Daha çok aşk ile amin deyin. Çocuklarınızı sizden daha hayırlı eylesin. Amin.